Evet, merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bugün Ata ile baba oğul gezmesine çıktık. Neredeyiz Ata? İnciraltı kent ormanı, değil mi? Ata bisiklete binecek burada. Ata bisiklete binsin diye buraya geldik. İnciraltı kent ormanı burası, çok güzel bir yer. Vallahi size de göstermeden geçemeyeceğim. Şimdi bakın, yolumuz denize çıkıyor. Harika. Burası bayağı büyük. Böyle ormanlık bir yer. Ve bakın, burada denize sınırı var. Şu an hafta içi olduğu için biraz tena ama biz buraya bir kere Gizem'le gelmiştik. Vallahi ana baba günüydü. Herkes mangal yakıyordu filan. Bakalım şimdi deniz kenarı nasıl, kalabalık mı? Sakin değil mi? Yani. Benim de bisikletimi yapmam lazım. Bisikletimi şöyle bir tamiri ya kendim edeceğim ya da ettirmem lazım. Baba. Burada hep beraber bisiklete binsek harika bir yer gerçekten. Ne? Babamın ve annemin bisikletini de yap. Hepimizin bisikletini yaptıralım. Buraya gelip hep beraber bisiklet sürelim. Evet. Nasıl fikir? Güzel işte. Ben de onu diyorum zaten. Ben burada mı süreceğim? Bir şuraya bakalım, böyle yürüyeceğiz. Ya düşersen? Yok be ya, öğrendin artık. Öğrendim. Dengemi kaybederim. Ooo, denize girmişler. Denize giriyorlar Ata burada. Evet, halk plajı gibi olmuş burası. Millet çoluk çocuk gelmiş. Denize giriyor, mangal yapıyor. Piknik yapıyor. Ne söyleyeceğim? Motor benle yarışta geçirmiş. Oto helikopterlere bak. Yangın çıkmış herhalde gene bir yerde. Su götürüyorlar bak. Tekneye bak. Bak, askeri helikopterler su götürüyor bak. Evet, burada yürümek keyifli ama tabi akşam güneşin batımında gelmek daha mantıklı bence. Gerçi şu an saat kaç bakayım, saat 5 ama gene de güneş yakıyor. Allah'tan böyle arada bakın gölgeler var ağaçların. Gölge iyi de güneşin altında yürümek zor, bir bisiklet şart ya burada. Ve gözlükle konuşuyorum ama kusura bakmayın. Gözlerim çok acıyor. Allah. Çok güzel ya. Ata harika, gel şu aşağıda biraz oturalım mı? Bak, bank var burada, gel. Gel gel. Gel, suyla oynayalım biraz. Bisikletini getir bana. Beni karpuz atmışlar ya. Ya o insan, o hep pislikler oğlum. Kabuğunu. Denize mi atlasam? Montava ne güzel değil mi? Denize mi girsek şimdi? Yok, burada giremem. O ne? Kara batak mı? Ördek mi? Hı. Ama ördek burada olmaz ki. Bu ne? Güzel, değil mi? Bunlar ne? Oo, hep kabuk. Ellerine dikkat et. Neden? Ama bizim pislik insanoğlu her yerde kendini belli ediyor ya. Bakın. Halıyı getirip buraya atmışlar ya. Ya bu kadar olur ya gerçekten. Ve karşınızda İzmir. Bakın, alabildiğinize İzmir. Şurası Göztepe Güzel Yalı tarafları. Şu taraflar karşı yaka olması lazım. Hatta ayağına dikkat et. Çok güzel deniz kokusu. Çok iyi geldi bana burası.
Yalnız burada incir altına arabayla giderken böyle kuşların olduğu değişik bir yer var. Hatta böyle suyun ortasına böyle sanki böyle giden bir kara parçası var. Acaba oraya yürünüyor mu? Hep onu merak ediyorum. Yani İzmirliler, hani bu bölgeyi bilenler varsa. Gerçi biz şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Bakalım o tarafa doğru gidebileceğiz mi? Merak ediyorum bakalım oraya varabileceğiz mi? Oraya izin var mı? Yürünüyor mu? Çok mu uzak acaba? Arabayla pat diye geliniyor ama yürüyerek gelinir mi ki? İnanılmaz keyifli. Bu fok heykeli koymuşlar buraya. Hatta dur bakayım. Çeşmede elini yüzünü yıka. Çalışıyor mu bakalım, aç. Çalışıyor ya. Doğa suyu bu. Doğa suyu mu? Yani. Hatta tam bisikletçi oldun lan. Hı hı. Oh, yıka yıka, çok güzel. Doğadan geliyor zaten. Vay, bir şey ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? TikTok'ta gördüm. Ben büyük bir yer bulmuş dağının. Aynı bunun gibi. Evet. Ama bunun biraz daha şöyle biraz daha geniş. Onun içine girdi. Aynı banyo yaparmış gibi yıkandı. Doğa bidonları da getirin dedi. Evet. Dolduralım dedi. Ata, sen küçükken küçük bisikletin vardı, sürekli elinde onu böyle sürerdin, hatırlıyor musun? Bak şimdi artık bisiklet sürmeye başladın. Yok, ben hatırlamıyorum onu. Hep elinde sürerdin. Nereye gitsek elinde vış 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 sürerdin. Şimdi artık bisiklet sürüyorsun. Hadi gel. Kaç yaşındaydın o zaman? Küçüktün. 2-3 yaşındaydın. He? 2-3 yaşındaydın. 2-3? Nasıl taşıyordum ya ben onu? Bir de hangi bisikletti ayrıca? Küçücük bir bisikletin vardı senin. Benim o mor mu? Hatırlamazsın sen. Çok küçük değil. O hani mor bisikleti mi? Yok, ondan daha da küçüktü. Bebeklere göre. Evet. He. Hani onlar küçücük. Aynen. Şu kadar yani. Evet, minik. Şu kadar. Aynen. Elim ne neden sürüyorum ya? Gel gel bak şuraya bakalım. Burada farklı bir yer var. Gel gel. Burada. Evet bak, burada başka su var, gördün mü? Hı? Başka bir su da var burada. Hani? İşte o karşıda. Bak, deniz arkada kaldı. Hayır. Oğlum önünde görmüyor musun? Deniz arkanda ama bak burada da deniz var. Yok. Yok, bu ne oğlum? Kör müsün? Görmüyorum. Hani? İşte burası. Çeşme diyordun sen. Çeşme değil, deniz dedim, deniz. Düşme. Ben şu an benim dediğim yerde miyim acaba? Buranın devamı mı ki acaba orası? Baba, zaten deniz oradan dönmüş. Deniz oradan dönmüş. Nasıl dönsün o? Öyle yapmış olmasın mı? Olabilir. Ata, çok sıcak ya. Gel seni biraz serinleteyim. Sıcak hava geliyor ama. Sıcak hava geldi. Oluyor mu? Dikenleri batıyor ama. Bırak o zaman. Bırak o zaman. Şuraya süs yapalım. Vallahi ben biraz hızlı içeceğim. Hadi sayıyorum. 1, 2, 3. Go! Kaydır. Bas frene. Frene bas. Atilla abi bak, bugün de kardiyomu yapmış oldum Atan'ın vesilesiyle. Vallahi tertemiz havada. Kardiyo işte, biraz da yandım ama olsun. Atan'ın köpek kalıplarının sırtında şey var ya, yüzgeç. Evet. Ona benziyor, o ne ya?
şurada değil mi? Evet orada. Ama o hareket etmiyor. Bence o direk gibi bir şey. Ata gel, istediğim yere geldik galiba bak. Ata, burası galiba kuş cenneti, biliyor musun? Kuş cenneti mi? Evet. Kuşlar mı? Evet, gel bakalım. Aa bak. Sudan balıkları kapıyorlar sudan. Bak bak, suya dalıp dalıp balıkları kapıyorlar. Gel bak, köprü geçeceğiz şimdi. Aa. Hazır mısın? Buradan bisiklete geçeceğim herhalde. Valla bisikletle geçeceğim. Neden ya? Dur, dikkat et. Şöyle mi ama? Aa, gel hadi geçelim. Çok güzel bir yere geldik. Merdiven varsa? He? Merdiven varsa? Yok merdiven yok, hadi gel. Ben seni iteyim. Burada gitmez zaten bu. Yok işte, gitmez, gitmez. La. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ama da. Orada bırakma beni. Harika bir yer ata burası ya. Cennet lan burası. Şurada bir dursak mı? Ata, buradan aşağı uçarsın sen, bence in. Evet. Bana bir izlesek mi şöyle? Ya bir bakalım. Şuraları bir izleyelim. Harika bir yere geldik. Tekne gibi aynı. Sanırım istediğim yere geldim. Oha, bir yerde bak su sesleri geliyor. Baba, çok fazla suyu var burada. Orta balıklara bak, balıklara. Obo, oradalar. Ne? Hem balık cenneti bence bura. Evet bak bak. Obo. Bak, girip girip çıkıyor orada, gördün mü, karabatak. Hem bence kuş cenneti hem de balık cenneti. Aynen. Hadi gel. Bir de şuraya bakalım. Bakayım bir de. Acaba burada balık tutmak yasak mı? Yasaktır. Kimse tutmuyor değil mi? Yok. Baksana. Hadi gel. Şeyler var ya, kuşlar. Kuşu alırsak ne olacak? Oltayla. Hatta acaba şunlar nasıl kullanılıyor ya? Ben de bunu kullansaydım. He? Bu elikli elikli baba. Değil mi? Ben de bunu kullansaydım mesela şimdi, aslında ne güzel olurdu. Bu benzinden hızlı gidiyor. Nasıl kullanılıyor ki? Bak böyle iki skuter gibi ya. Yok, onu biliyorum da nasıl parasını ödeyip de bunu alıyorsun? Parasını ödemiyorsun ki. Niye buraya bir şey okutuyorsun? Kartını mı okutuyorsun? Ne yapıyorsun? Üye mi oluyorsun? Şeyi var da ben bilmiyorum onu. Öyle bir şey kullanmayı biliyor musun? Biliyorum. Gel hadi. Bunlar genellikle parayla, kartla falan olmuyor ki. Normal bedava galiba. Bedava olur mu oğlum? Bedava günahlarını vermezler. Bedava. Ah, keşke senin dediğin gibi olsa. Ya ben videolarda görüyorum. Hep alıyorlar vallahi bedavadan. Para bile vermiyorlar. Evet, sağ tarafınız deniz, sol tarafınız göl gibi. Muhtemelen deniz buraya da dolmuş. Ama nereden bağlantısı var onu bilmiyorum. Dönerek bağlantısı var. Ha bak, şurada köprü var, acaba oradan mı bağlanmış? Ne? Şurada köprü var, belki oradan bağlanmış. Buraya bak, arabayla girmişler. Nasıl girmişler acaba? Bir giriş vardır baba. Ya da görevlilerin arabası da belki. Ata, yalnız bayağı yürüdük. Bunun geri dönüşü nasıl olacak bakalım. Bayağı bir dönmemiz lazım ata. Evet. Buradan içeri giriyormuş demek ki. Yani. Gördün mü? Evet. Of, çok güzel kokuyor. Değil mi? Baba. He. Arabalar girmiş buraya. Evet, onlar görevli herhalde. Ama... Ata bak. Gel, bisikletini şuraya getir. Şu pisliğe bak ya, gerçekten. Şuna bak, lanet olsun bunlara ya. Gel bak, ne gösterdi yaptan. Oğlum, insanlar pislik. Köprülük. Aha, şu görüyor musun bak bunu? Evet, bu ne ya? Ha? Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum, şey. Bir sünger gibi bir şey ama denizden çıkmış.
İlginç bir şey değil mi? Bak her yerde var. Yosun mu acaba? Yosun gibi bir şey ama daha değişik bir şey. Yani yosun acaba... Lif gibi bir şey. Yosun acaba buraya kadar gelmiş olmasın? Olabilir. Ya da kurumuş böyle. Ama ne kadar pislikler değil mi? Gel şuradan sürsem bisikletini. Hatta buraya pislik değil, çöplük. Yani gerçekten bakın küçücük çocuk bile farkında yani. Burası çöplük diyor. Yani şu kadar cennetimsi bir yer. Kuşlar, balıklar, doğa arkası. Ama gel gör ki çöplük ya gerçekten. Yani gerçekten pislik ya bu bizim. Vallahi üzülerek söylüyorum ama pislik bizim insanlar. Pislik yani. Bu kadar olmaz ya bu. Hainlik ya, vatan hainliği, başka bir şey değil yani. Yani şuraya çöp bırakan insan benim gözümde teröristten farkı yok ya gerçekten yani. Valla incir altına kadar geldik Atay'la. Çok güzel bir parkur ya burası. Ama tabi çöpler delirtiyor insanı. Bakın karşıda incir altı var. Hatta burada deniz müzesi, işte denizaltı falan müzesi var bakın orada. Daha önce hiç girmedik. Arada bir buraya geliyorduk. Burada midye kumpir şeyci var. Midye ve kokoreççi var bir tane meşhur. Arada bir orada midye kokoreç yemeye geliyorduk. Vay be, demek oradan buraya yürüyünce yürünebiliyormuş. Çok keyifli bir yol ama bisiklet lazım ya. Vallahi bayağı yürüdük. Nasıl döneceğiz bakalım ama hiç dönüzüm yok. Bayılıyorum şöyle bilinmeze doğru gitmeye. Bakın burada böyle bir barakamsı bir yer var. Bunlar acaba eskiden neydi? Belki de mekandı bunlar yani. Şurada da bir yer var. Ne kadar güzel ya. Şuraya tekneni bağlayacağım. Vallahi şöyle küçücük kendi halinde bir sahil kasabasında yaşamak isterdim ha. Ama böyle kendi halinde olacak. Böyle küçük tekneni bağlayacaksın tenteli. Bir balığa çıkacaksın. Sabahları kalkacaksın, balığına çıkacaksın filan. Geleceksin şöyle denizin dibinde oturacaksın. Yiyeceksin, içeceksin. Çok güzel ya. Bakın balık ekmekçiymiş burası. Küçücük bir yer, ne kadar güzel ya. Baba. Satılık iskele. Bir teknemiz olacak şöyle. Vallahi çok isterdim Ata ya. Küçük olsa bile bana yeter yani. Değil mi? Satılıkmış Ata, bak şu tam bizlik ha. Harika ya. Bak şurada var ya. Şurada beyaz. Evet. O tam bize göre valla. Aynen. Ama daha büyük. Bence daha. A bak şu. Şu. Oo, tam bizlik işte Ata. Yani. Dua et de bizim de olsun bir gün. Kafana gelmezse güzel. Kafana gelmez. Sen biraz kenardan değil de şöyle ortadan git bakayım. Okey. Park da var mı? Park. Bura ne kadar güzelmiş Ata ya. Park bile var. Bak böyle ses yapacağız işte. Bisikletime böyle ses yapacağız. Tamam. Yaptıracağız. Ata, limana girelim mi? Limana mı? Gel bak seni limana sokayım. Liman ne ya? Ama bak kenardan gitme. Ortadan git. Ortadan git. Şöyle liman gördüm ve duygularım karman çorman oluyor. Çünkü bizim Ordu Perşembe kışla önünde dede evimiz var. Oraları bilenler bilir, kışla önü. Tam liman, limancı, liman yani. Ve hep çocukluğum oralarda geçtiği için bayılıyorum yani şu atmosferi, kokuyu duydun mu, oralar burnumda tütmeye başlıyor. Bak, evet işte o pervane götürüyor onu. Ya. Aa, bak şöyle olacak bak. Hani şu büyüğün yanındaki var ya. Şöyle olacak. Balık tutuyorlar. İşte hep geziyorlar yani. Yapayım. Evet, limanın ucuna gidiyoruz Atay'la. Limanın mı? Bak burası Ata liman. Liman, tamam. Burada
Bunlar hep balıkçı kayıkları. Yok, batmaması için yapıyorlar. Bak tahtadan. Nasıl batmıyor? İşte suyun üstünde yüzüyor. Suyun kaldırma kuvveti var. İşte onu o işi yapanlar biliyor onu. Abi buraya neden geldik? Buranın başlıkları yok ki. Taşlı bir yer istiyorum. Dönüş yolumuz var daha bir dünya. Ben yürüyeceğim, sen süreceksin. Sen nerelere kadar geldik? Annen inanamayacak. Buraya nasıl geldik ya? Ben tutadım. Gördüm. Boyamı giyerdim. Şuradan kayarak kayardım. Evet, hadi gel. Hayatının en güzel bisiklet gezisi oldu ha. Evet. Ben bile bu kadar keyiflisini yapmadım ha. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bence anne bizi evde bekliyor. Evet, annen yaprak sarıyor oğlum. Yaprak topluyor. Gelmiştir o bence Evet, sizle de bu geziyi paylaşmak istedim. Bizim için çok keyifli oldu Hatay'la. Siz de beğenmişsinizdir. Eğer İzmir'de yaşıyorsanız bence süper bir yer. İnciraltı Kent Ormanı. Gelin yürüyüş yapın, bisiklete binin. Harika yani. Buraya yakın olsaydık yani haftada en az 2-3 kere gelirdim. Ama bizim Bayındır buraya maalesef çok uzak. Yani bir saati geçer. Dak. Lan, siz beni mi bekliyorsunuz? Vallahi beni bekliyorlar ha. Sabah aşağı ineyim diye bekliyorlar beni kapının önünde. Bugün size bir sürprizim var kafesimizde. Hazır mısınız? Şu Sevda ve Cennet papağanlarımız yavruladı ya şunun içinde. Dün annesiyle uçuyordu bir tanesi. Kafesten çıkmaya başladı. Ama bugün çıkmamış. Şunun içinde uçuyordu. Bir kontrol edeyim. Şu Ferhat ve Şirin'i bir doyurayım. Sonra onları bir kontrol edeyim. Evet, şu ördeklerin havuzunu bir temizliyorum. Tabii güneşte çok çabuk kirleniyor. Su bile çok çabuk buharlaşıyor. Ama en azından bu da, bakın şöyle bir kanal yaptım. Bahçeyi sulamama yardımcı oluyor bu şekilde. Şimdi bu ördeklere burayı yaptık ya, bizim en büyük korkumuz, hatta sizlerden de böyle çok uyarı gelmişti o zaman. Evin yanında kokuyla nasıl baş edeceksiniz falan diyordun, deniliyordu. Biz de korkuyorduk hani acaba su burada durunca tabii ki koku yapacak mı ördeklerin pisliği falan, ama bakın su ne kadar pislenirse pislensin. Yani ne kadar kirlense de su hiç koku şeyine maruz kalmadık burada, yani koku yapmıyor. Ya çünkü sadece 2 tane ördek var, atıyorum 10 tane ördek olsa belki o zaman koku olur, ama iki ördeğin, yani herhangi bir tavukların dahil
Burada hani bir koku problemi yaşamıyoruz biz. Hani böyle bir ördek bakmak isteyenleriniz varsa bu da bilgi olsun. Yani öyle hiçbir, öyle bizim hayal ettiğimiz gibi hiçbir koku olmadı yani. Hatta gelen insanlar bile hani bir koku duymadılar burada. Hani bizim burnumuz alıştı mı acaba diye söylüyorum yani. Sadece şu havuzun dibini yanlış yaptık. O zaman metinle yaparken çakıl taşları attık hani daha güzel gözüksün falan diye. Ama o şekilde çakıl taşlarıyla temizliğini yapmak çok zor oluyor. Yani bunun dibini pürüzsüz sıva yapmamız lazımdı. Belki ilerleyen zamanda yaparım. Bir de tabii yağmur yağınca şuralardan filan topraklar şey oluyor. Akıyor suya. O da tabii suyu bulandırıyor. Artık onu önümüzdeki dönemde bir çare bakacağım. Ama ördekler için güzel oluyor. Mutlu oluyorlar yani. Bakın burada da bir misafirimiz var. O da orada aranıyor. Çok güzel bir canlı bunlar ya, değil mi? Şuna bakar mısınız ya, mucize ya. Kabuğunun içinde, evinin içinde yaşıyor ya doğada. Acayip bir şey ya. Tam müstakil ev, karavan bak. Hayvan doğal karavan hayatı yaşıyor. Bakın bu da böyle sabahları açıyor, akşam sönüyor. Acayip güzel bir şey. Tohumdan çıktı bu. Havuzu da boşalttım. Onu da temizleyeceğiz. Bakın şunların mutluluğuna bakın şimdi, bak bak. Su doldurmaya başladım mı kafayı yiyorlar. Bak bak. Geldim Darap, geldim. Yedin mi yemeğini? Ot mu istiyorsun? Ot mu istiyorsun? Hı? Karat'ın bu arada ishali geçti. Allah'a şükür düzeldi ishali. Veterinerin verdiği ilaç işe yaradı yani. Tamam, ot vereyim hadi sana. Gel. Yiyin bakalım hadi. Acaba bunların ne zaman yavrusu olacak? Şirin, ne zaman yavrulayacaksın? He? Ye ye. Korkma. Ağza bak, ağza bak. Bir çakacağım şimdi. Miç, sevdirmeyeceğim mi kendini? He? Nereye gidiyorsun? Lan benden daha önemli ne var orada? He? Neye bakıyorsun? Bu ne be? Minik. Ha bakın. Bakın yavru kafasını çıkardı. Çıkacak galiba. M
Bakın oraya Hint büyüleri yeni yuva örüyorlar. Muazzam hayvanlar ya, şu Hint büyüleri var ya. Gerçekten harika hayvanlar. Yoktan var ediyorlar ya. Hadi topla cesaretini, çık dışarı. Dün annesiyle beraber uçuyordu, ne güzel. Ya hadi minik. Yemeği niye? Hey, niye yemiyorsun? Sıcaktan hayvanın iştahı yok. Hadi yemeği niye? Yemeği niye? Evet, gelin size yeni yavruları göstereyim. Hem de yemlerini verelim birazdan. Şuradan başlayalım. Bakın burada maşallahınızı istiyorum. Oo. Kaç? 3, 6 yavrumuz. Bayağı büyüdüler. Hatta bunların bazıları artık çıkıp uçacak. Bakın bu ikinci tur ha. Annenin ikinci turu bu. Bir öncekiler uçtuydu biliyorsunuz. Dede, yem getirdim dede sana. Gel. Gel, yem getirdim. Bak, kanarya yemi koyduğum için. Hadi. Yiyin bakayım. Yiyin çocuklar, yiyin. Bunun içine de bir şeyler taşınmaya başlamış. Evet, şuradakilere de bakalım. Buradakilere de bakalım. Oo, canavar gibi olmuş ya bunlar. Maşallah be. Kaç tane? 3, 6, 7 tane. Maşallah maşallah. Muhabbetler acayip verimli ya. Bak, bu kanaryamızın ensesini yara yapmışlar ha. Tüylerini yolmuşlar bak bunun. Bak, bunun ensesini yolmuşlar ya hayvanlar. Dede mi yaptı acaba bunu? Evet, şimdi geldik asıl yere. Asıl yaramaz bunlar ya. Evet, uçun artık. Dün uçuyordunuz. Vallahi dün uçuyorlardı. Hatta dün misafirlerimiz vardı. Onların şeyine, şansına bir baktık annesiyle babasıyla uçuyor. İnanılmaz güzel. Bugün bak daha cesaret edememiş çıkmaya. Ama çok az kaldı yani, bunlar muhtemelen bir haftaya falan yeme düşerler. Burası iyice panayır alanı oldu ya.
Bu arada sporu devam ediyorum. Şimdi mesela hayvanları besleyeceğim. Hayvanları kapattıktan sonra spora gideceğim. Kendime böyle bir düzen oluşturdum. Sporumu yaptıktan sonra işte gelip kahvaltımızı yapıyoruz beraber. Daha sonra da işimize gücümüze bakıyoruz. Çok faydalı oluyor benim için. Hatta şöyle söyleyeyim. Yaklaşık diyete ve spora başladığımda vücut yağ oranım %21, %22 filandı yağ oranım vücudumda. Şu an %19'lara kadar düşürmeyi başardım. Şimdi tabii hani yağ kas kütlemi arttırmaya çalışıyorum. Ama yağ oranımı da böyle 15-16'lara falan düşürebilirsem müthiş olacak. Ve gerçekten insan iyi hissediyor. Yani en azından bir şey için uğraşıyorsunuz, azmediyorsunuz. Bir tane amca var. Yogi Kazım. Yogi Kazım amca yazın. 105 yaşında bakın. Yeni bir belgesel videosu yayınlanmış. Geçen onu izledim YouTube'da. Yogi Kazım. Açın bir izleyin. 105 yaşında, sanırsınız 50 yaşında. İnanılmaz bir adam. Gerçekten çok önemli yani. Hani buna daha önce başlamalıydım aslında ama her şeyin vakti var işte. Size de tavsiye ediyorum. Yogi Kazım amcayı bir izleyin. Neler başardığını, nasıl bir hayatı olduğunu, 105 yaşındaki haline, fiziğine bir bakın. Kimsenin yapamadığı hareketleri şu an 105 yaşında yapıyor. Lan genzine kaçtın. Helal helal. Kıskandın mı lan? Çok kıskandın mı? Baba. Koşu kal. İki kal. Yaban gel buraya yaban.
Çıktı bizimki dışarı, bakın ortadaki yavrunun teki, görüyor musunuz? Anne baba ve yavru. Çok güzel renkleri yalnız, harika ötesi bir kuş maşallah diyelim. Kardeşleri de öyle. İnşallah onlar da çıkıp uçacak, bakalım ne zaman çıkacaklar. Güzelliğe bakın ya.